Evet, Türklerin, Türk toplumunun ya da Türklerin bütün olarak, bütün boylar itibariyle dünya tarımına çok ciddi katkıları olmuştur. Öncelikle Türkler dünyanın en önemli ulaşım, savaş ve aracı olan atı ehlileştirmişlerdir. Yani bu gerçekten son yüzyıla kadar dünyayı üzerinde taşıyan bir hayvan ırkıdır. Dolayısıyla at çok önemli bir hayvandır. Atı ehlileştirmişlerdir ki Türklerin dünya tarımına yaptığı en önemli katkı bir takım ürünlerin ehlileştirilmesi, yani medenileştirilmesidir arkadaşlar. Bunların içinde arpa, buğday, işte at, koyun, keçi gibi hayvanlar vardır. Dolayısıyla dünyaya ıslah kavramını aslına bakarsanız Türkler ne yapmıştır? Dünyaya ıslah kavramını geliştirmişlerdir. Dünyaya ıslah kavramının ne olduğunu öğretmişlerdir. Bu 5000 yıllık Türk tarihin içindeki, bunu gururla söylüyoruz, yazılı metinler ortaya çıkarmışlardır. Bakın 5000 yıllık dünya tarihine baktığınızda Türklerin böyle bir özelliği vardı. Bugün medeni dediğiniz Avrupa'nın ya da Amerika'nın öyle bir tarihi yok. Bu nedenle dünyayı aslına bakarsanız Türkler kurtaracaktır. Dolayısıyla ıslah kavramının, ıslah ürünlerinin, en önemli ürünlerin, bugün dünya tarımına yön veren ürünlerin geliştirilmesinde katkı sağlamışlardır. İkinci ve en önemli katkılarından bir tanesi de gıda sanayini, gıda işlemeyi, gıda sistemini ortaya koymayı ne yapmıştır? Yine Türkler yapmıştır. Bakın, İslam medeniyeti dünyaya çok önemli bir katkı, helal haram kavramını geliştirmiş, ticareti geliştirirken Türkler ne yapmıştır? Alo, aleyküm selam. Evet, benim, buyurun Ali Bey. Tamam. Ali Bey, buyurun Ali Bey. Müsaitim. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Hep birlikte inşallah katılımcı bir yönetim yapacağız. Ben öyle bir insanım. Herkesin görüşü, düşüncesi doğrultusunda çalışmaktan hoşlanan bir insanım. Evet. Buyurun. İnşallah. Allah razı olsun. İnşallah. Tamam. Tamam. Biliyorum işte biz de ilk görev aldığımızda hemen yaptığımız işlerden bir tanesi bu kaloriferleri yakmak olacak ama kaloriferleri yakmadan önce içerideki bu kalorimetrelerin ayarlanması gerekiyor. Yani bu daha önce yapılması gerekiyordu. Kalorimetreler ayarlanmamış. Şimdi kalorimetreler bozuk olduğu için de bazısına çok para, bazısına az para ödenecek bir karmaşa söz konusu. Bizim daha önce bu işleri yapan firma, Karasu firması geldi, bütün saatleri kontrol etti. Yaptığımız iş, ilk işi oldu. Bize randevu verdiler, yarın gelecekler. Ya bir işte Allah geçmiş olsun, işte bu biz de böyle çırpınıyoruz ama onlar da yarın gelecekler, bütün evlerin içindeki saatleri, ki neredeyse yarısı arızalı evlerin içindeki saatlerin, onları kontrol edecekler. Böylece hemen kontrol etme nakabinde de kaloriferleri yakacağız. Yani böyle bu sıkışık oldu. Yani daha önce yapılmadığı için bize kaldı bu iş. Çünkü çok önemli bu, biliyorsunuz. Kaloriferleri yanıyor. Bu yandıktan sonra biliyorsunuz yakılan miktara göre herkes para ödüyor.
İşte o pay etmeyi pay ölçer diye bir kavram var ya, onları firma yapıyor. İçeride saatler, herkesin içeride, dairesinin içinde. Ali Bey. Yani onun için biz de yapmayı istiyoruz ama dediğim gibi saatler ayarsız olduğu için yapamadık. Yakın zaman yok, çok uzak değil. Yarın gelecekler işte. Yarın sabah inşallah bir geceyi daha atlatırsak biraz işte çok özür diliyorum. Biraz kalın giyinerek aynı şeyde gemideyiz. Ben de sıkıntıdayım ama bir dereceye düştü de dışarıdaki sıcaklık. Biliyorum durumu. Ama bizim de elimizde çok fazla bir şey yok. Tamam. İnşallah güzel bir şey yapacağız inşallah. Teşekkür ederim. Ben sizi bilgilendireyim. Onun için yani aklınıza bir şey gelmesin. Biz kasti olarak şey yapmıyoruz. Ha, onun için. Sağ olun Ali Bey. Tamam. İnşallah yarın gece yakarız. Yani bu geceyi de atlattıktan sonra daha sonraki geceyi yakarız inşallah. Tamam. 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 Cümlemizden inşallah. Sağ olun. Görüşmek üzere. İyi günler. Dolayısıyla Türkler dünyaya ıslah kavramını ortaya koymuşlardır. İkinci ve en önemli olay da gıda işlemidir. Bu bağlamda Türklerin dünya tanımına büyük katkıları vardır. Tabii ki Türklerin Müslüman olduktan sonra da müthiş bir katkısı vardır. Bunu Selçukluları ayrıca anlatırken söyleyeceğim. Selçuklu Devleti'nde eğitim katkısı vardır ki Selçuklu medreseleri bugün dünya eğitim tarihine, eğitim sektörüne yön veren medreselerdir. Medrese kavramını nizamiye medreseleri diye Selçuklular ortaya koymuştur. Nizam-ı Mülk'ün Siyasetname kitabı zaten başucu kitabı olacak şekilde bir kitaptır. Bunu da okumanızı tavsiye ederim. Nizam-ı Mülk Siyasetname değerli arkadaşlar. Üçüncü ve Türklerin en önemli katkılarından bir tanesi de standart kavramını geliştirmiş olmalarıdır. Bakın, standart kavramı da şöyledir. İkinci Beyazıt döneminde, bu da Osmanlı devrine tekabül ediyor. Yani Osmanlı, Türkler Müslüman olduktan sonra biliyorsunuz başka devletler de kurmuşlardır ama en önemli iki devleti Selçuklular ve bunun devamı olarak da Osmanlılardır. İki Müslüman devlet. Dolayısıyla Selçuklular döneminde eğitim varken Osmanlılar döneminde ise ne yapılmıştır? İkinci Beyazıt döneminde standart kavramı ortaya çıkarılmıştır. 1502 tarihinde, bakın 1502, 500 sene önce dünya standartla tanışmıştır. Kimin sayesinde? Müslüman Türkler sayesinde. Peki nedir bu? İhtisab-ı Osmani Bursa diye Bursa pazarını anlatan bir kanunname vardır. Osmanlı Devleti'nde ikinci Beyazıt bir kanunname hazırlamış. Bursa'daki pazarda esnafa bu kanunname dikte ettirilmiştir. Yani bu kanunnameye göre esnaf işlerini yürütecektir. Peki bu kanunname neyi içerir? Bu kanunname değerli arkadaşlar standart kavramının mantığını içerir. Örneğin der ki bu kanunname hemen hemen bütün tarım ürünlerinin ister bitkisel kökenli olsun ister hayvansal kökenli olsun mevcut sanayi ürünlerinin kalite, fiyat yönleriyle belirli bir standarda bağlanmasını taahhüt eder. Ve bu standardı taahhüt etmeyeli kalmaz. Bu standardı aynı zamanda denetim altına alır. Yani pazarı denetliyorlar.
Senin eğer o kanda bir eksiklik varsa, bir işte şekerinde bir yamukluk varsa, ne yapıyor? Hemen zaptiyeler, o zaman müdahale ediyorlar. Pazarı denetliyorlar. Burada standart esasları ortaya konuluyor. Burada standart esaslar üretici, tüketici ve devletin denetiminde, yani üreticinin ve tüketicinin zarar görmeyecek şekilde devletin denetiminde tüketici mahkemeleri çerçevesinde kuruluyor. Yani bugün hani diyoruz ya 500 sene önce bugün tüketici mahkemesine giderim denilen kavramı aslında 500 sene önce ne yapılmıştır? Osmanlı Devleti'nde yapılmıştır. Ürünlerin değerlendirilme esasları ortaya çıktığı için de ürünler değerlendirilirken fiyatlardaki öyle hani aşırı fiyatlar, aşırı karlar önlenmiştir. Mesela sanayi ürünleri üzerinde durulmuş, sanayi ürünlerindeki hijyen kuralları, temizlik, ürünlerin helal katkı maddeleriyle üretilmesi ki bunlar önemli noktalar. Mesela alım-satım arasındaki olaylar, kar sınırlaması getirilmiş. Yani alım ve satım arasında %10 kar marjı konulmuş. Bakın kar marjı konulmuş. Dolayısıyla kafana göre böyle ben 1 liraya aldım, 10 liraya satarım kavramını ne yapmıştır? Ortadan kaldırmışlardır. Kaça aldın? Ancak %10 karla satabilirsin gibi bir kavram ortaya çıkmış. Ayrıca bu kanunda her sınıftan insana ne yapılmış? Görüşlerine değer verilmiş. Böylece katılımcı, demokratik bir uygulama olarak da ön plana çıkmıştır. Ve bu kanunla ayrıca biliyorsunuz o zamanın ulaşım aracı olan atın hakları korunmuştur. Eğer taşımacılıkta kullandığınız atın bakımını yapmaz iseniz, atın nalını çakmaz iseniz, yani bugün hani diyoruz ya otomobillerde gidiyoruz 2 senede bir otomobilleri denetletiyoruz ya, o zaman da atları denetlemişler. O zamanın otomobili atları denetlemişler. Atın nalı var mı yok mu? Eğer atı nalsızsa o zaman ceza kesmişler. Ata fazla yük yüklediysen istihap haddi diyoruz onlara. Mesela bugün yer yer kontrol ediliyor ya kamyonlara fazla yük yükledin mi yüklemedin mi? Aynı şey atlara fazla yük yükledin mi yüklemedin mi? Onlar kontrol edilmiş. Eğer ata fazla yük yüklediysen cezalar kesilmiş. Ve bugün hani hayvan hakları falan deniyor ya 500 sene önce hayvan hakları bu kanunnameyle hayvan haklarının esasları ortaya konulmuş. O zamanın en önemli hayvanı at olduğu için atların üzerinden bir takım değerlendirmeler yapılmış. İşte nal çakımı esnasında atın nalını doğru çakmayan nalbantlara, atın nalını biliyorsunuz çok önemli bir kavram. Lastik değişimi gibi düşünün. Otomotivlerde lastik değişimi at olmadığı için şimdi atın yerinde ne var? Otomotivler var. Herkes arabasına biniyor ve gidiyor. O zaman da herkes atına binip gidiyordu. Yani değişen ne var? Değişen hiçbir şey yok. Ama at nedir? Canlı bir varlıktır. Bugün otomotiv nedir? Cansız bir varlık. Otomotive gösterdiğimiz değeri inanın o zamanın yöneticileri ata gösterilmesi gerektiğini söylemişler ve ata saygılı davranmayı, adaletli davranmayı. Efendim işte bir takım işte nalbantlarda işte ata nal çakan insanlara nalbant deniyor. Nalbantlarda standart belirlemişler. Böyle kafana göre ata nal çakamazsın demişler. Yani herkes ata nal çakamaz gibi. Evet, bu kanunname-i iktisabı Bursa gerçekten büyük bir yeniliktir. Dünyaya
gösterilen dünyanın gıda endüstrisine, tarım ticaretinde geldiği belki de en önemli noktadır. Ancak şu bir gerçek, bizim insanımız kendi gücünü bilmediği için, ki sizler de öyledir, kendi gücünüzün farkına varmadığınız için, kendi gücünüzü bilmediğiniz için başkalarını nedir? Çok güçlü görürsünüz. Oysa kendiniz de yapabilirsiniz. Ben bunu hep söylüyorum. Birçok olayı rahatlıkla kendiniz yapabilirsiniz. Ama biz ne yapmıyoruz? Biz bunların yerine bir başkasının yaptıklarını kullanıyoruz. Evet, demek ki Türklerin Orta Asya'dan ta Avrupa işlerine kadar geçtiği dönemde geliştirdiği çok önemli üç olay. Islah. İkincisi standartlar. Üçüncüsü gıda işleme teknolojileri. Bakın gıdayı, gıda işleme teknolojilerini daha önceki bir derste de bahsetmiştim. İnanın en önemli gıda işleme ve gıda temini Türkler sayesinde olmuştu. Bugün birçok gıda ürünü, yoğurt dahil birçok gıda ürününü, gıda saklamayı, kurutmayı ne yapmıştır? Türkler ortaya koymuştur. Bu Türklerin sadece gıda işlemeyi değil, koyunu ehlileştirerek büyük savaşlar kazanmasında sadece atla değil, atla birlikte koyunun büyük önemi vardır değerli arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki koyunla ne alaka savaşın, savaşın ne alakası diyebilirsiniz. Koyun ve keçi küçük baş hayvanlardır. Küçük baş hayvan olduğu için bu hayvanlar rahatlıkla hem bir arada olurlar hem yürürler. Yani hem de hareket ederler. Koyunun ve keçinin olduğu yerde beslenmesi diye bir kavram yoktur arkadaşlar. Koyun ve keçi olduğu yerde durmaz. Duramaz, durduramazsınız. Koyunun ve keçinin ne yapması gerekir? Gezmesi gerekir, dolaşması gerekir, meraya çıkması gerekir. Zootekni bölümündeki arkadaşlar daha iyi bilirler. Küçük baş hayvancılığı olanlar, küçük baş hayvancılığı yapanlar daha iyi bilirler. Koyunların bir hareket etmesi gerekir. İşte koyun hem hareketli hem bir arada olan bir hayvan. Peki aynı zamanda küçük bir hayvan. Peki savaşla ne alakası var? Savaşla çok alakası var. Bildiğiniz gibi askerler savaşıyor ama insanın gıda ihtiyacı diye bir ihtiyaç var. Her gün sizler de aynı şekilde gıda ihtiyacınız var. Sabah kahvaltı yaptınız, akşam yemek yiyorsunuz. Kahvaltı yaptınız, niye yemek yiyorsunuz? Bir defa işte bir kalem alıyorsunuz, bitinceye kadar kullanıyorsunuz. Ama gıda öyle değil. Kahvaltı yapıyorsunuz, yemek yiyorsunuz, bir daha yemek yiyorsunuz, bir daha yemek yiyorsunuz, her gün yemek yiyorsunuz. Yemeğe ihtiyacınız var. Peki asker savaşıyor. Niye ihtiyacı var? Yiyeceğe ihtiyacı var. Nereden bulacaksınız? Nereden taşıyacaksınız o kadar yemeğe, o kadar yiyeceği? Ne yapmışlar? Türkler onu koyunla bulmuşlar. Koyun ve keçi sürüleri de orduların arkasından levazım diye bir kavram var arkadaşlar. Levazım. Askerlik yapanlar, askere gidenler bilirler. Levazım, askerin gıdasını, giysisini temin eden nedir? Bir grup askeri bölümdür. Yani eğer siz gıdanızı temin edemezseniz savaşamazsınız. Bir defa savaştınız, acıktınız. Nereden yiyecek bulmaya mı gideceksiniz? Su bulmaya mı gideceksiniz? Bakın yiyecek temini, su temini bunlar önemli kavramlar ve askerin hem moralini hem gücünü yerinde tutan kavramlardır. İşte koyunlar da orduyla beraber hareket eden gıda depolarıdır. Hem taze hem güncel ve koyunun her şeyinden yararlanabiliyorsunuz. İşte paça çorbası, o paça çorbasına kadar nedir? Ayaklarından bile çorba yapıyorsunuz. Kafasını yiyorsunuz, beynini yiyorsunuz, dilini yiyorsunuz, her şeyini koyunun tüketebiliyorsunuz. Bakın, demek ki bunlar çok son derece önemli değerli arkadaşlar.
O nedenle Türkler eğer birçok savaşı kazandıysa kazanmasının arkasındaki güç de nedir? Atla beraber koyun ve keçidir. Daha sonraki dersimizde artık Müslüman Türk devleti olan Selçukluları ve Osmanlıları inceleyeceğiz ayrı ayrı olmak üzere.